İlişki görmeyi ve ilişki oluşturmayı anlatacağım. Sonraki bir sonraki videoda da ilişkileri düzenlemeyi göreceğiz. Bakın, ilişki nedir? Önce onu görelim. Şöyle şuraya bir çizgi çizdim. Escape'e bastım bıraktım. Buraya bir çizgi çizdim. Buraya bir çizgi çizdim. Ve sonra geldim. Buraya bir daire çizdim. Buraya bir daire çizdim. Şuraya büyük bir tane çizdim. Şunların arasında da küçük bir tane böyle dağıttım araları. Escape'e bastım çıktım. Boşluğa bastım. Şimdi bakın. Ben şu çizgiyi de hatta şunun yönünü de biraz sapıtayım. Şöyle. Bu çizgiyle bunun aynı yönde, paralel, aynı boyda ve eşit ilişkisini yaratmak istiyorum ki bunu büyüttükçe bu da büyüsün. Birinci çizgiyi kontrole basıp seçip ikinciyi seçerseniz ya da ikisini pencere için alırsanız bu tarafta bir menü görürsünüz. Ve buradaki menü der ki yatay mı yapalım, dikey mi yapalım, aynı doğrultuda mı olsun, paralel mi olsun, eşit mi olsun, ne istiyorsun onu yapalım. Ben ilk sıfır nol temel ilişkimde bunların paralel olmasını istiyorum. Bakın ilişkimi verdi. Daha önceden ilişkiler bu sayfada yarattığım için 4 nolu ilişki görüştük ama sıra numarası. Daha önceden birkaç ilişki verdim bu örnekte o yüzden. Hemen ardından da eşit de olmalarını istiyorum. Bakın iki tane ilişki ekledi. Birincisi paralellik, ikincisi de eşitlik. Kimle paralel dediğim zaman bunu gösteriyor. Kimle eşit dediğim zaman bunu gösteriyor. Şimdi bu çizgiyi aldım birazcık taşıdım. Biraz da dikeyde taşıdım. Ve bunun yanına getirdim. Bu ikisi aslında birbirine hep eşit kalmak zorundalar. Seçip de herhangi birinin boyunu diyelim ki 55 değerine getirirsem diğeri de anında ona göre kısalır ve uzar. Tersinde burada deneyebilirsiniz. Uzaması ve kısalması aynı etkiyi yaratıyor. Bir diğer verebileceğim ilişki daireler arasında göreceksiniz. Diyebilirim ki bu ve şu kontrolle ikisini de seçebilirsiniz ya da pencere için olarak seçebilirsiniz. Eş merkezli olsun. Gördünüz mü? Aynı mantıkla gelip şu ve kontrolle bunu seçiyorum. Eşit olsun derim. Ama eşitlik ilişkisine bastığım anda bu bunun boyuna iniyor. Halbuki benim istediğim şey bunun büyümesiydi. O zaman çok basit bir mantalitesi var. Seçme sırasını falan filan çok karıştırmayacağım. Bunun boyu sizin için önemlidir. Mesela diyelim ki geldim şuradan. Bakın şuradayım. Şuradayım. 45 yazdım ve bu 45 boyu benim için önemli. Ben diyorum ki keşke bu da 45 olsa. Şunu da şöyle yanına getireyim. Geldim, seçtim. İkisine birden 45 ilişkisi vermek istersem eşit dediğimde bu küçülüyor buna. Hayır, ben aksine bunu seçiyorum ve bir ilişki veriyorum tek başına. Bir cismi tek başına seçerseniz verebileceğiniz çok az ilişki vardı. Genelde de sabitledir. Sabitle dedim ve bunu buraya çapaladım. Artık bu buradan oynamaz, hareket etmez. Zaten sürüklenemiyor. Seçiliyor ve sabitlenmiş diyor. Ve boyutunu da değiştiremezsiniz. Rengi de siyah. Çizim ilişkilerinden sonra size sketch tanımlama diye bir video var. Onu izlerseniz bu renk kavramını öğreneceksiniz. Acele etmeyin. Şimdi ikisini seçip eşit dersem mecburen bu buna büyüyor. Gördünüz mü? Siyahlarsanız ve sabitlerseniz birbirleri arasında böyle bir ilişki yaratabilirsiniz. Dolayısıyla cisimler arasında, çizimler arasında özür dilerim, böyle ilişkiler verebilirsiniz. Peki bir çubukla yani line ile bir daire arasında ne ilişki verebilirsiniz? Seçtim. Teğet ve sabit var. Teğeti seçerseniz bu buna teğet olacaktır. Ve siz artık istediğiniz kadar bunu hareket ettirin. Gördünüz mü? Hep teğet kalacak. İlişki oluşturmayı öğrendik. Bir sonraki videoda düzenlemeyi öğreneceğiz.